Efendim? Amirim, size çok acayip bir haberim var. Ne oldu lan? Şu kulaksızı vuran silahta kimin parmak izi çıktı tahmin edin. Oğlum ben müneccimim, söylesene lan. Abi bizim Poyraz. Poyraz Karayel. Ne diyorsun sen ya? Ekipler evine gitti bile. Oğlum emin misin herif mahkemede velayet davasında? Vallahi eminim amirim. Ben ekipleri oraya göndereyim o zaman. Tamam, tamam. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Baba. Açın televizyonu, açın. Ne oldu? Hayırdır? İzle. Gece yarısı Beykoz yakınında bir depoda yaşanan kan enfazının yankıları hala sürüyor. Sayın seyirciler, kulaksız Adnan diye bilinen yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Adnan Vardar'da şoförü Kemal Yanık dün gece ölü olarak bulundu. Haberleri duydunuz mu? Adnan Vardar'ın uzun zamandır Bahri Umman'la yaşadığı anlaşmazlıkta gelen bilgiler arasında. Emniyet yetkileri soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceğini söyledi. Petrolde fiyatlar 48.68 dolara yükselerek son 6 yılın dibine vardı. Petrol fiyatları çok heyecanlı değil mi? Müsaadenizle buyurun. Oğlum bir daha bakın lan şu parmak izi raporuna, emin misiniz? Eminim amirim. Bir yanlışlık olmasın? Yok amirim, yanlışlık falan yok. Ekipler gelir Poyraz'ı alır şimdi. Hakim Bey, müvekkilim dosyada belirtildiği gibi düzenli bir iş sahibi olup yaşadığı zor günleri geride bırakmıştır. Ayrıca oğluyla arasında çok sağlıklı bir ilişki var. Mahkemenizden velayetin müvekkilime verilmesini talep ediyorum. Sayın Hakim, maalesef Ahmet Poyraz Karayel hiçbir hakkı olmamasına rağmen defaten oğlunu zorla kaçırmaya kalkışmış. Ayrıca kendisi şiddete başvurmaktan da asla kaçınmamıştır. Bir dakika efendi, bir dakika. Poyraz Bey'i biricik evladından ayırıp burada ne hakla konuşuyorsun sen ha? Beyefendi siz kim oluyorsunuz? Efendim Hakim Bey, kusura bakmayın. Kendisi benim komşumdur. Cevher Albay. Albay Bey lütfen yerinize oturun. Burası mahkeme, unutmayın. Albay değil yalnız, albay. Emekli albay. Efendim, Poyraz Karayel birkaç defa da haneye tecavüze yeltenip... Ayıptır be, ayıptır be, ayıp. Ya. Cübbenden utan, cübbenden. Beyefendi sessiz olmazsanız sizi dışarı atmak zorunda kalacağım. Lütfen. Ya Hakim Bey, benim dedem İstiklal Savaşı gazisi olarak ben de bu Türk ordusunun, şanlı Türk ordusunun albayım. Bir... Albayım, ne olur elini ayağını öpeyim, ne olur otur. Albayım, lütfen hadi. Ya ne lütfen ya? Bırakın versin şunların ağzını payını. Sayın Hakim, netice itibariyle Poyraz Karayel babalık vasıflarından son derece uzak olup oğlunun velayetini almasının ne denli tehlikeli olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum. Ufaklık, senin bir söyleyeceğin var mı? Hakim amca, yanınıza gelebilir miyim? Tabii, gel bakalım. Tam yerine geçebilirsin.
Gereği düşünüldü. Sinan Karayel'in velayetinin dedesi Ünsal Özbakan'da kalmasına... Ayrıca baba Ahmet Poyraz Karayel'in hafta sonları oğlu Sinan Karayel'i görmesinde bir sakınca olmadığına karar verilerek... davanın bir sonraki duruşmada karara bağlanmasına karar verilmiştir. Oley be! Sağ ol geldiğin için. Ne demek? Ya ben şimdi bir şey soracağım. Bu hakim iyi bir şey demek istedi değil mi? Yani en azından bir adım attık. Alacağız Sinan'ı Poyraz abi. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Hadi çıkalım. Hadi bakalım. Akşama kutlarız artık bunu. Ha, ben o çıkışı yapmasaydım hakim bu kararı vermezdi. Ya tabii tabii, iyi ki konuştuk baştan ya. Albayım, az kalsın attırıyordun bizi dışarı. Attırıyordum. Ben bu aparatları antikacıdan almam. O kadar çabuk heveslenmeyin. Dava daha bitmedi. Çocuğun velayeti hala bende. Yürü Sinan, gidiyoruz. Ya dede dur daha ama ya. Poyraz. Gelsene. Ne oldu? Gel kardeşim gel. Ne oldu hayırdır? Kötü bir haber var. Ne kötü haberi be, ne oldu yine? Ya sen şey yapma, ben ilgileneceğim, yanlış anlaşma falandır. E bir söyle bana, ne yanlış anlaşma, ne olmuş ya? Poyraz Karayel, bizimle emniyete geleceksin. Yok ya. Niyeymiş o? Adnan Vardar cinayeti. Kulaksız diyeyim. Belki hatırlarsın. Ne diyorsunuz siz ya? Ne saçmalıyorsunuz? Baba. Ya yok, saçmalamayın. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Ben öyle birini tanımıyorum ki. Ne cinayeti, ne bilmem nesi. Zorluk çıkarmayın lütfen. Ayşegül abla bir şey ya. Poyraz ne diyor bunlar? Ya yok öyle bir şey. Hadi gidelim. Bir dakika, ne oluyor ya? Lütfen zorluk çıkarmayın. Ya benimle alakası yok diyorum. Dinlemiyor musunuz? Yürü kardeşim, hadi. Hadi çeker misin? Hadi kardeşim, hadi yürü.